İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Bugün 1 Nisan 2015 Çarşamba. Bir gazete manşetleri programıyla daha karşınızdayız. Gazete manşetlerine geçmeden önce dün yaşanan elim bir olay hakkında bir canlı bağlantımız olacak. Biliyorsunuz dün İstanbul Adliyesi'ne DHKPC'li iki terörist tarafından bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik bir saldırıydı. Uzun bir yıldır aşağı yukarı devam eden Berkin Elvan davasına bakan bir savcımıza yönelik bu saldırıda maalesef Sayın Savcımızı şehit verdik. Bu konuda Kastamonu Barosu Başkanı Sayın Mehmet Çiftçi ile bir canlı bağlantı yapıp düşüncelerini öğreneceğiz. Alo. Alo. İyi günler Sayın Başkanım. İzmir Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz gündem çok sıcak. Dün yapılan bu elim saldırıyı da biz de burada esefle kınıyoruz. Sizin bu konu hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Öncelikle tüm dinleyicilere şahsım ve Kastamonu Barosu olarak saygılar sunuyorum. Maalesef dün İstanbul'da vahim bir olay gerçekleşti. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şahsında hukuk camiasına, adalete ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir terör eylemi gerçekleşti. Biz bunu bu şekilde nitelendiriyoruz ve Kastamonu Barosu olarak ve şahsım olarak bu eylemi şiddetle kınıyorum. Sayın Başkanım bir soru sormak istiyorum. Teröristlerin adliyeye avukat cübbesiyle girdikleri kamuoyunda işte bugünkü gazete manşetlerine yansıdı. Dünden beri de köşe yazarlarının değerlendirmelerini dinliyoruz. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi öncelikle ben şu hususu paylaşmak istiyorum. Bu tür eylemler kamuoyu nezdinde devleti yıpratmaya, adalete olan inancı zayıflatmaya yönelik eylemlerdir. Eylemler sırasında ve sürecinde teröristlerin sergiledikleri tavır ve davranışlar da bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Teröristlerin şehit savcımızın başına silah dayanmış şekilde bir fotoğrafının yayınlanması, odasına terör örgütünün flemalarının asılıp o şekilde fotoğrafların yayınlanması da bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Ancak şu gayet iyi bilinmelidir ki kamuoyu nezdinde gayet iyi bilinmelidir ki biz derken hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız yani tüm unsurlarıyla yargı camiası bir bütün olarak dimdik ayaktayız. Şehidimize çok üzüldük. Gerçekten canı gönülden çok üzüldük. Ama bu üzüntümüz bizim görev aşkımızdan herhangi bir şey kaybettirmeyecek. Akabinde sorduğunuz soruyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum. Olay sırasında ve sonrasında bir kısım bilgi kirliliklerinin yaşandığı ve bu yanlış bilgilerin kamuoyuna aktarıldığını müşahede ettik. İlk önce eylemcilerin 3 kişi olduklarını, bunlardan bir tanesinin avukat olduğunu, adliyeye silahı avukatın soktuğunu gibi bilgiler paylaşıldı. Daha sonra bu bilgilerin tamamen yanlış olduğunu öğrendik. Şimdi de yine basından öğrendiğimiz kadarıyla avukat cübbesiyle içeri girildiğini, sahte avukat kimliği kullanıldığını duyuyoruz. Sayın Başkanım, sözünüzü kesiyorum. Burada bir şey daha sormak istiyorum. Bu gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla tabii ki bu değerlendirmeler ışığında size şunu sormak istiyorum. Gerçekten adliyelere avukatlar X-ray cihazlarından geçmeden ve orada üzerleri aranmadan mı geçiyor acaba adliyenin içine görev yapmaya? Şimdi arkadaşlar, avukatlarımız çipli avukat kimlikleri var.
avukat kimliklerini okuttuklarında turnikelerden geçebiliyorlar. X-ray cihazlarında üst aranmadan turnikelerden geçebiliyorlar. Yalnız adliye personeli de aynı şekilde kimliklerini, Adalet Bakanlığı kimliklerini turnikelere okutmak suretiyle, hakim ve savcılarımız da okutmak suretiyle geçebiliyorlar. Her meslek grubunun içerisinde adliye personelinin içerisinde, avukatların içerisinde veya hakim ve savcıların içerisinde bu tür insanlar olabilir. Yanlış devlete karşı çıkan, terör eylemlerinde bulunabilen veya suç işleme meyilli insanlar olabilir. Bunu bir avukatın bu şekilde davranması halinde bunu tüm avukatlara yüklemek mümkün olmadığı gibi, kaldı ki bu eylemi gerçekleştiren avukat da değil. Avukatlıkla hiç alakası yok. Sahte avukat kimliği kullandığı söyleniyor. Eğer bu doğru ise bu şahıs sahte avukat kimliği yerine sahte Adalet Bakanlığı personeli kimliği de kullanabilirdi. Veya sahte hakim savcı kimliği de kullanabilirdi. Avukat kimliği kullanmış. Yani burada avukatlara herhangi bir şekilde bir yanlış algı yaratılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Kısaca söylemek gerekirse bu bir algı yaratma çabası. Biz hem şahsım olarak hem de Kastamonu Barosu olarak böyle bir algı operasyonunu kabul etmiyoruz. Şimdi sizin anlattıklarından ben şunu anlıyorum. Adliyede çalışan adli personelinin tamamı X-ray cihazlarından hiçbir arama olmadan geçebildiğini söylüyorsunuz. Doğru mudur? Evet efendim. Bunların kimliklerinde çipler var. Hakim ve savcılarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelinin kimlikleri çipli. Bunları turnikelere okutuyorlar ve turnikelerden geçiyorlar. Birçok adliyede olduğu gibi Kastamonu adliyemizde de var. Kısıtlı alan uygulaması şu anda uygulaması yapılıyor. Kısıtlı bölgeler var. Bu kısıtlı bölgelere hakim, savcılar, avukatlar ve adliye personeli yine kimliklerini göstermek suretiyle gidebiliyorlar. Bu bölgelerde meydana gelecek olayların tamamını avukatlara yüklemek şeklindeki bir algının doğru olmadığını kamuoyunca bilinmesini istiyorum. Peki bu algıyı avukatlar üzerinden neden oluşturduklarını düşünüyorsunuz acaba? Neden bir hakim değil veya bir sivil personel değil de avukatlar bu arada şey yapıyor Sayın Başkanım? Şimdi bu biraz daha derin bir konu, biraz daha çok tartışılması gereken bir konu belki ama kısaca söylemek gerekirse bakanlık personeli olmayan grup avukatlar, öyle söyleyeyim. Anladım evet. Sayın Başkanım, evet. Yani personelin dışında görev yaptığınız için sizi buldular. Yani bakanlık personeli değiliz biz. Avukatlar yargının kurucu unsurudur. Anayasal anlamda yargının üç kurucu unsurundan birisidir. Avukatları Adalet Bakanlığı personeli olmadığı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na tabi olmadığı gerekçesiyle üvey evlat muamelesi yapılmasını da kabul etmiyoruz. Anayasal anlamda yargının kurucu unsurudur. Savunmasız bir yargının topal olacağını düşünüyoruz. Ne kadar kanuna uygun olursa olsun verilen kararlar, savunma olmadığı sürece onların vicdanlarda adil olmayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple savunmaya gereken önemin verilmesini de arz ediyoruz. Yine avukatlık mesleğinde her yönden kalitenin artırılması için de hem Barolar Birliği hem baromuz çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan ve genel manada hükümetten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenlemelerin bir an evvel geçirilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Şu anda beklemekte olan bir avukatlık kanunumuz var. Mecliste bekliyor. Avukatlık kanununda bir an evvel yasalaşmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Değerli vakitlerinizi aldık. Rica ederim. Evet, son bir şey söylemek isterseniz buyurun.
vesileyle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine sabır diliyorum. Yüce Türk milletine ve hukuk camiasına hem şahsım hem de Kastamonu Barosu adına başsağlığı diliyorum. Ben bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz, bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kastamonu Barosu Başkanı Sayın Mehmet Çiftçi ile görüştük. Dünkü elim olaydan dolayı bize düşüncelerini aktardı. Anladığımız kadarıyla adli camiada avukatların üzerine gidilmesinin asıl sebebinin avukatların adli camianın içinden olmadığı, dışarıdan görüldüğü için bu esef olayda avukatların isminin kullanıldığını Sayın Başkanımız bize aktardı. Evet, şimdi bugünkü gazete manşetlerimize geçiyoruz. Gazete manşetlerimize Tosya Haber 37 gazetemizle başlamak istiyorum. Tosya Haber 37 gazetemiz cinayet sanığına kefaletle beraat kararı sürmanşetini atmış. Tosya'da tabanca ile bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan cinayet sanığının 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldığını haberleştirmiş. Yine manşetinde Tosya'nın kader seçimi başlığı atılmış. 7 Haziran seçimlerinden önce 7 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce Tosya'dan çeşitli partilerimizden adayı olan simaları fotoğraflarıyla çıkan haberde seçimlerde sıra kavgasını ön plana tutmuş. Tosya ilçemiz kendi adaylarını partilerden ön sıralarda görmek istediklerini arzu ediyorlarmış. Tosya Haber 37 gazetemizden sonra Nasrullah gazetesine geçiyoruz. Kabus gibi bir gündü başlığı atılmış. Yurt genelindeki büyük elektrik kesintisinden Kastamonu'da 2 saat 14 dakika süreyle etkilendi haberi var. Tabii biz Kastamonu olarak elektrik kesintilerine alışkın olduğumuz için dün bu kesintinin Türkiye genelinde olduğunu pek idrak edemedik. Değişim ve gelişim masaya yatırılıyor başlığı atılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kastamonu Belediyesi işbirliğinde yapılacak Kastamonu Şehir Kimliği konulu Çalıştay bugün düzenleniyor. Çam kese böceği tehdidi bir başka başlık. Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böcekleri özellikle Cide İlyas Bey bölgesindeki ormanları tehdit ediyor başlığını görüyorum. Bir diğer gazetemiz Açık Söz gazetesi enerjimiz gitti sürmanşetiyle çıkmış. Suyu test etti manşetini atmış. Başkan Babaş'tan yerinde inceleme. Geçtiğimiz günlerde şehir suyunun kirli olmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediyenin su arıtma tesisine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Babaş, şehir suyunun temiz olduğunu bizzat içerek test etti ve suyumuzun sağlıklı olduğunu söyledi. Tabii bu sular hakkında daha kimyasal çalışmalar yapılması başkanın suyu içmesinden daha etkili olacağını biz de düşünüyoruz. Kastamonu'nun gelecek vizyonu belirlenecek. Bir başka başlık şehir kimliği ile ilgili, Çalıştay ile ilgili yine haber yapılmış. Babaş bir yılını değerlendirecek. Belediye Başkanı Tahsin Babaş görevi gelişinin birinci yılını cumartesi günü gerçekleştireceği basın toplantısında değerlendirecek. Başkan Babaş'ın açıklamalarında nerede yapacağı önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. Kastamonu'da ihracat %9.2, ithalat %90 arttı. Bir başka başlık. Rus gemisi İnebol'da onarılıyor. Tersanemizde gemi onarımının başladığıyla ilgili bir haber yapılmış. Yine TOKİ restorasyon kredisi başvuruları bugün başlıyor. Başlıklı haberde TOKİ'nin konaklarla ilgili vereceği kredilerin başvurularının yapılacağıyla ilgili bir haber. Gündem gazetesi belediyeden dev proje hazırlığı başlığını atmış. Kastamonu Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen mimarlar Kastamonu'da bir takım çalışmalar
yürüttü. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu'nun eşlik ettiği mimarlar Kastamonu Belediyesi tarafından yapılması planlanan kentsel tasarım projesi konusunda çalışmalarına başlamış. 40 yıllık hatırın meyvelerini 7 Haziran'dan sonra alacağız. Bir başka başlık Cumhurbaşkanı ile görüşen Mehmet Yıldırım'ın açıklamalarına yer vermiş. Şehre şehirlinin gözünden bakmayı sağlayacak Çalıştay bugün yapılıyor haberi var. Yine Nasrullah'a Abdülhamit Han fotoğraf sergisi dün gözümüze çarpmıştı. Nasrullah Meydanı'nda Abdülhamit Han'ın 31 Mart ayaklanmalarının başlangıcından itibaren tahttan indirilmesine kadar geçen süreyi fotoğraflarla anlatan bir sergi. Kastamonu Sözcü Gazetesi ithalat ve ihracatta sevindiren artış manşetiyle bugün okuyucularının karşısına çıkmış. Kastamonu'daki ihracat 9.2, ithalat %90 arttı. Başlıklı haberi Sözcü Gazetesi'nin iç sayfa detaylarında bulabilirsiniz. Kastamonu Gazetesi Türkiye'de hayat durdu. Genel kesintiyi erken atlattık. Sürmaçta'daki haberiyle okuyucularının karşısına çıkmış. Şehir için fikrini söyle. Yine Çalıştay'la ilgili, şehir kimliği Çalıştay'la ilgili tanıtım toplantısını manşetinden duyurmuş. Devrekhaneye gurbetçi morali bir başka başlık. Dev FET'ten 2 günlük gezi turu düzenlemiş. Devrekhane ve Kastamonu'yu kapsayan. AK Parti Kastamonu Milletvekili adayı ve 22. dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım önemli olan samimiyet demiş. Haberin detayları Kastamonu gazetesinde. Son gazetemiz Kastamonu Doğru Söz gazetesi. Belediyeden dev proje başlığıyla kentsel tarım tanıtım projesini manşetine taşımış. Değerli izleyicilerimiz, günün manşetlerine bir canlı bağlantıyla başlamıştık. Dün olan Esef olayı, kötü olayı, terörist olayını Sayın Baro Başkanımız Mehmet Çiftçi ile birlikte değerlendirdik. Tabii aynen dün yine Türkiye genelinde yapılan elektrik kesintisi vardı. Bu kesintisiyle ilgili aynı terörist saldırıyla birlikte aynı saatlere denk gelmesi gerçekten düşündürücü. Gündem daha çok sıcak. Birçok kanaldan bilgi akışı oluyor haber bültenlerine, gazetelere. Bu bilgi kirliliği ortamında herhangi bir değerlendirme yapmamız da söz konusu değil. İlerleyen günlerde konunun detayları açıklandıkça konuyla ilgili biz de bir değerlendirmede bulunacağız. Gazete manşetleri programımız burada sona eriyor. Bir dahakine buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.